Merhaba arkadaşlar. Özder, TT Türkiye Genel birin Geometri sorularını çözüyoruz. 31. soruyla başlayalım. Şekil 1'deki ABC ikizken üçgen biçimindeki kağıt BD boyunca katlanarak şekil de konuma getiriliyor. AB, BC'ye eşitmiş. Şu iki kenar birbirine eşit. Dolayısıyla ben şu açıya alfa dedim. Bu açı da alfa oldu. CA üstü D şurası 25 derece verilmiş. ABD 45 derece verilmiş. BAC yani alfa açısı isteniyor bizden. Şimdi arkadaşlar katlanmış şekli eski haline getirirsek Örneğin şöyle açtığımızda şurası A köşesi olduğundan önceki zaten şu AB ile A üstü B'nin eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir de bunlar eşit olan BC var bunu da birleştirdiğimde. Şurada bakın BC ile BA üstü de yine eşit olmuş olacak. Yani burada da bir ikizgen üçgen oluşmuş olacak. Şu köşeye alfa demiştik. Köşeye de alfa dedik. Dolayısıyla bu az önce söylediğimiz BC A üstü şu ikizgen üçgende şurası ne olmuş olacak? alfa artı 25. C köşesinin de alfa olduğunu biliyorduk. Burası da alfa oldu. Şimdi 45'i hiç kullanmadık. Burası 45 derece. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu katlama izi açı ortaydır. Zaten bakın burada A, B, A üstü D. Şurası bir deltoittir. Onu da yazalım. A, B, A üstü D de deltoid. Deltoid olmak zorunda. Dolayısıyla burası da 45 derecedir. Şimdi şu şekle dikkatlice baktığımızda şuradaki dörtgene dikkatlice baktığımızda arkadaşlar bu dörtgenin de bir kirişler dörtgeni olduğunu söyleyebiliriz. Bakın aynı kenarı gören açılar var alfa alfa. Dolayısıyla burası kirişler dörtgenidir. Karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. Yani 45 artı 2 alfa artı 25'in 180 olması gerekecek. 45 ile 25 toplarsak 70. Buradan 2 alfa 110 alfa 55 derece olacaktır. Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. Tekil de destek noktasına duvara sabitlenmiş. Uçlarına eşit bir nokta halkalı ip bağlanmış. İlk kolu terazi göstermiştir. Halkalara farklı ağırlıkta cisim asıldığında en kısa mesafe 24 olarak ölçülmüş. Yani şunların arasındaki nereden diyelim mesela şuradan diyebilirim fark etmez. 24 olduğunu söyleyebiliriz. Terazinin sağ ucu 5 cm yukarı kaymıştır. Şimdi arkadaşlar terazinin sağ ucu 5 cm yukarı kayıyorsa sol ucunun da 5 cm aşağı inmesi lazım. Yani mesela şöyle diyelim şuradaki mesafenin değişen mesafenin 5 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla buranın da 5 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çubuğun oradan yaptığım özellikle çünkü üçüncü şekil bana şunu söylüyor. Direkt bağlandığında arkadaşlar iplerden birinin uzunluğunun yani şu uzunluğun şuraya eşit olduğu anlamına geliyor. Şimdi o zaman ben ne istenen uzunluk arkadaşlar şu çubuğun tamamının uzunluğu. E bunu da şu şekilde yapabiliriz. Aslında çok klasik bir dik üçgen sorusu haline geldi. Şurası şöyle dediğimizde 24 arkadaşlar burası 5 Şurası 5, 5, 10. 10, 24, 26 olacaktır. Çubuğun uzunluğu dolayısıyla iplerden birinin uzunluğu da 26'tır. Cevabımıza C seçeneği diyebiliriz. Şekil bir de ABCD dikdörtgen içine yerleştirilen bir kenar 6 cm olan KLMN karesi ok yönünde 30 derece döndürülüğünde şekil elde ediliyor. L uzunluğu 3 artı kök Taralı alan kaç cm karedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın K'ya ilk etapta AB'ye paralelken şöyle bir açı yapmış. Şimdi paralelken Önce parlarken sonra şöyle döndüğüne göre buranın da 30 derece olduğunu biliyorum. Demek ki şu açı arkadaşlar 30 derecedir. Burası 90, şurası 60 derecedir. Şimdi uzunlukları bulmaya başlayalım. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası 3 kök Şuradan indirdiğimde 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Şurası 60, burası 3 kök 3. Bakın şu uzunlukları eşit olmak zorunda değil. Çünkü burası doğrusal olmayabilir. Şurası da 3 artı kök 3. Yani şu taban 3, 3, 6 artı 4 kök 3 oldu. Devam ettim. Burası 30 olduğu için 90. Şurası 60 dedim. Burası 30 dedim. 90'ın karşısı 6 ise de 30'un karşısı 3. Burası da arkadaşlar 3 artı 3 kök 3. Şimdi o tüm alan 3 artı 3 kök 3 çarpı 6 artı 4 köküçtür. Şimdi bunu da düzenlersek arkadaşlar 3 çarpı 6'dan ne geldi? 18 geldi. 12, 18, 30 kök 3 geldi. 4 köküç ile 3 kök çarparsam da 36 geldi. Yani 30 kök 3 artı 54 oldu. E bundan karenin alanı olan 36'yı çıkartırsak 30 kök 3 artı 18 buluruz. Sorumuzun cevabına E seçeneği diyebiliriz. Burada gergin bir ip üzerinde mandallasılmış kare şeklinde bir örtünün önden ve arkadan görünümleri verilmiştir. A'cı köşenin ip eşit ve 4 birimdir. Yani şurası 4, burası 4. Arkadaşlar bu şekli ben hemen şöyle bir açmaya çalışayım. Normal ABCD karesi bu. Dolayısıyla şunlar eşit. Burası bir eşkenar dörtgen. Arkadaşlar hatta şuralarda 90 olduğu için aslında burası da minik bir kare diyebiliriz. İki katlı kısmının toplam alanı şurasıdır arkadaşlar. İki katlı kısım. Şimdi iki katlı kısmının toplam alanı 72 birim kare diyorsa ben bunu şöyle algılıyorum. Şimdi bu alan 36'dır. Bu alan 36'dır olarak düşünüyorum. Toplam alan ne için. Şimdi burası arkadaşlar 36 ise ne olacaktır şurası? Hatta şöyle diyelim, şunlara AA diyelim. Bu alan 72 olduğu için arkadaşlar A Kare 72 A'mız 6 kökü olacaktır. Şimdi burası 6 kök. Şuradan şu burası da 4 olduğu için bunlar zaten 45, 45 uzatmayalım 4, 4. Burası 4 kök, 2 oldu. Yani şu şeklin tamamladığımızda uzunluğunun 10 2 olduğunu söyleyebilirim. Bizden ne istiyor? ABCFE FE beşgenin alanı. ABC e, şu beşgenin alanı istenmiş. Tamamından arkadaşlar 10 kök 2'nin karesinden şu 36'yı çıkaracağız. Eksi 36 diyorum. Şimdi buradan ne olur? Arkadaşlar 10 kökünün karesi 100 çarpı giden 200 eksi 36. Buradan da işlemin sonucu 164 cevabımız C seçeneği diyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey toplam alan 72 yani 36 36 olması gerekiyor. ABCD yamunun DC kenarı EG üzerinden katlandı FH ile çakışıyor. Şimdi DC FH ile çakışıyorsa arkadaşlar EG şurada orta tabandır. Yani şu uzunluklar eşit olmak zorundadır. Bunlar da kendi içinde eşit olmak zorundadır. Diyor ki AB kenarı ise FH üzerinden katlandığında EG ile çakışmaktadır. Dolayısıyla şu E, A, B, G kısmında da FH ortalamandır. Yani şunlar kendi içinde eşittir. Burası 14 denmiş, burası 22 denmiş. Diyor ki DC kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar şuna X, şuna Y dersem yukarıdaki dörtgenden X artı Y bölü 2'nin 14 yani X artı Y'nin 28 olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki EABG kısmından bakarsak Y dediğimiz şeyin 22 artı 14 bölü 2 Buradan da 36 e, 4 2, 6 36 bölgeden y'nin 18 olduğunu söyleyebiliriz. Y 18 arkadaşlar. X 10'dur. DC uzunluğu 10 diyebiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş olur. Ön yüzü beyaz, arka yüzü yeşil, boyalı kare şeklinde bir kattan rüzgar bir yapmak için adıma uygulanıyor. Burada katla kat izleri var. Oluşturulmuş. Karın köşelerinden merkeze kesiliyor. Şekil gibi karın her köşesinden bir parça köşeler merkeze gelecek şekilde kesik çizgiler çakışacak şekilde katlanıyor. Şimdi mesela bakın bu katlanmış parça arkadaşlar. Bunu geriye açtım. Şu alanlar eşittir. Benzer şekilde bu alanlar da eşittir. Bu alanlar da eşittir. Bu alanlar da eşittir. Alanlar da eşittir. Şunlar da eşittir. Ee, başka ne denilmiş? AB 6 birim. Arkadaşlar AB 6 birim zaten şunlar 3'e 3'tür. Ee, bu alanlar eşit olmuyor. Bu da 3'tür bu da 3'tür. Şurası arkadaşlar bakın tamamı nedir? 12'dir. Karenin köşegeni 12. Karenin köşegeni 12 ise bir kenarın alt kökü olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir kenar alt kökü ise e, şöyle diyelim arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Beyaz alanlar istiyor. Hepsinden yeşil alanları çıkartabilirim ya da direkt beyaz alanları bulabilirim. E, bir kenar alt kökü olduğuna göre şu uzunluklar 3 kökü 3 kök 2'dir. Dolayısıyla şu 3'tür. Ee, burası 3 kök 2'dir. Burası 3 kök 2'dir. Şimdi şuradaki bir beyaz alan. Şuna A dersem. Şu alan 2A olacaktır. Dolayısıyla ben arkadaşlar A'yı bulayım. A dediğim alan şurası 90 derece olduğu için 3 çarpı 3 bölü 2'den 9 bölü 2'dir. Benden 3, e, pardon 2, 4, 6, 8 A isteniyor. 8 A'da arkadaşlar 8 çarpı 9 bölü 2'den 4 çarpı 9 36 olacaktır. Sorumuzun cevabına E seçeneği diyebiliriz. Burada A, B, C, D, F, ile A, B ile B, C orta noktaları birleştirilerek şimdi A, ile B, orta noktaları dediğim göre arkadaşlar, şunlar eşit, şunlar da eşit. Başka bir altıgen oluşturulmuş. D, doğrusalmış doğr salmış. C, açısı kaç derecedir? Şimdi karışık gibi gözüküyor ama aslında çok basit bir soru. 120. Şurası 30. Dolayısıyla buraya 90 kaldı, yani şuraya 90 kaldı. DCM doğrusal olduğuna göre arkadaşlar şurası 60 derecedir. 90 60 istenen açı M açısı 30 derecedir. Cevabımız C seçeneği olmuş olur. Yarı çap 11 olan o merkez yarım çember kullanan hazırlanan kaydırak görsü yukarıda verilmiştir. C kaydıra D noktasına çember teğettir. ettir. A 8 olarak verilmiş. Şurası 8 diyelim. Merdivenler tırmanarak C noktasına kaymaya başlayan bir çocuk E'ye geldiğinde kaydı mesafe ne kadardır? Yani aslında C uzunluğu bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle birkaç farklı çizim yapacağım. Şunu çizdim. Şunun şuranın da tamamı yarı 10 10 olduğu için 20. Şuraya A dedim. Pisagor'dan arkadaşlar A kare artı 8'in karesi eşittir 20'nin karesinden buradan A'yı 4 kök 21 olarak buluruz. Şimdi şu uzunluğu bulursam bu A uzunluğuyla istenen uzunluk paralel olduğu için benzerlik yapabilirim. Şimdi BC uzunluğunu bulmak için de şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi burası merkez olduğu için arkadaşlar merkezden kirişe çizdiğim dikme Giriş keş parçaya bölecektir. Burası 4, burası 4. Teğet noktasına çizilen dikme yarı çaptır. Burası 10. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Şuranın da tamamı 10 oldu. Yani A'dan C'ye kadar 14 oldu. Şimdi benzerlik yazarsak benzerlik yazarsak 8'in 4 kök 21 e oranı tamamı 14. 14'ün CE'ye oranı diyorum. Arkadaşlar buradan işleme bu düzenlendi. CE'yi 7 kök 21 olarak buluyoruz. Sorumuzun cevabına D seçeneği diyebiliriz. Yukarıda dikdörtgen yapacağımız şekilde kabin göstermiştir. Sürgül kapılar A kapı AB noktalar arasındaki uzaklık 120 cm'dir. Yani şu uzunluk baştan aşağı 120 arkadaşlar. Kapaklardan 1.14 diğer 48 A AB noktalarının yeni konumlar arasındaki uzaklık ne kadar olur? Şimdi şu düşey uzunluğun 120 olduğunu biliyorum. Bana şu mesafe lazım ki şöyle bir iki üçgen oluşturabilirim. Şurada taban 90 olduğu için buraya x dersem arkadaşlar şu üçgenden bu 14 48 x dedik. Arkadaşlar 7'nin iki katıdır. 24'ün iki katıdır. Dolayısıyla burada 25'in katından burası 50'dir. Burası 50 olduğuna göre 5, 12, 13 üçgeninden istenen uzunluk 130. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Irkın soru videomuzun son sorusu arkadaşlar. Yüksekliği bir 11 birim olan karipizma şeklinde özdeş üç çubuk yukarıdaki bir ikisi paralel olarak altı diğeri alttakileri dik olacak biçimde üstlerine yerleştiriliyor. Elde edilen cismin yüzey alanı 378 birim kare olduğuna göre hacmi kaç birim küptür demiş. Şimdi şu uzun kısmın 10 olduğunu biliyorum. Kısa kısımlar arkadaşlar A diyorum. Normalde bu birinin alanı ne olurdu? 2A kare vardır. Şurası 10A'dır arkadaşlar. Bundan da dört tane olduğu için 40A'dır. Dolayısıyla burada beklenen arkadaşlar eğer herhangi biri diğerinin bir yerini bir alanını kapatmasaydı düşün 3 katı kadar yani 3 parantezinde 40a artı 2a kare kadar alan olmasıydı. Fakat şurada bakın üst üste geldiğinde 1, 2 her birinin olduğu için bunların a kare olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şunda iki tane bunda bir, bunda bir, 4a karelik alan kapanır. Bunun da 378 olduğunu biliyorum çıkarttığımda görünen alanın. Düzenleyelim. 6 a eksi 4 a kareden 2 a kare artı 120 anında da 378 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan arkadaşlar a'mız 3'tür. Ben değer vererek yaptım. 360 burası 18 oluyor. 2 a kare 18 a 3 sağlıyor. alıyor. a 3'tür. E, cismin hacmi ne kadardır diyor. Şimdi hacim bir tanesinin hacminin 3 katıdır. Arkadaşlar bir tanesinin hacmi buna da v diyelim. Taban alanı 3'ün karesi çarpı 10'dan 90'dır. Dolayısıyla v toplam 3 çarpı 90'dan 270 olacaktır. Sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Böylelikle Özler TET Türkiye Genel 1'in tüm soruların çözümünü tamamlamış olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.